Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölge ve bölge türleri, bölgeler ve ülkelerle ilgili güzel bir çalışma, etkinlik yapacağız. Tabii ki de bu dersimiz aslında bir etkinlik dersi. Neden? Çünkü bundan önceki öğrendiğimiz konularla ilgili ifadeleri uygulayabileceğimiz kısım Aha da bu derstir. Peki bugün ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Şöyle bir göz atalım. Dünyadaki farklı bölge türlerine ait örneklerden bahsedeceğiz. Bölge türlerinin belirlenmesindeki meydana gelen kriterler nelerdir? Bunlarla ilgili ifadelerden bahsedeceğiz. Bölgeler değişiklik gösterebilir mi? Bunlarla ilgili konu anlatımlarımızı gerçekleştirdikten sonra dersimizi bitirmiş olacağız. Tabii ki de ben dersimi anlatırken harita anlamında beni daha rahat bir şekilde takip edip daha güzel bir şekilde derse katılabilmeniz için mutlaka ve mutlaka yanınızda bir atlasın olmasını istiyorum. Çünkü bu noktada harita ile ilgili güzel son kısımda çalışmalarımız var. Hemen atlaslarınızı hazırlarken şöyle ben de sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan beni hangi sayfalar aralığında takip etmeniz gerekiyor? Orayı da şöyle ünite 3'te küresel ortam, bölgeler ve ülkeler bölge kavramı yani 140'tan 154. sayfaya kadar beni daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bakın burada da hemen şöyle kitabımızdan da bahsetmemiz gerekirse sol tarafta sevgili arkadaşlar burayla ilgili güzel bir konu özet kısmı sağ tarafta çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta aynı zamanda atlasla ilgili ifadelerde buradan da bizi daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz diyelim. Soruyla ilgili takıldığınız noktalarda da kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Devamında dersimiz bittikten sonra güzel etkinlik dolu kitabımız Dinamo Soru Bankası kitabı. Burada da gene şöyle küresel ortam bölgeler ve ülkeler ünite 3 sevgili arkadaşlar. 127. sayfadan 137. sayfaya kadar sorumlusun. 127. sayfada önce bir model soru çözümümüz var. Akabinde çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bakın bu bölüm bittiğinde ünite ile ilgili tekrar testlerimiz yer alıyor. E akabinde ÖSYM tarzı sorularımız var ki TYT AYT noktasında sizi güzel bir şekilde şimdiden hazırlayabilmek için kazanım uygun bir şekilde sorular hazırladık biz sizler için. E bizim yazılarımız var ne yapacağız diye derseniz bu kitap işte aradığınız kitap. Burada boşluk doldurmalarımız, doğru yanlışlarımız, eşleştirmelerimiz, klasik sorularımız yer almakta. Bunları da güzel güzel çözmeyi unutmuyorsun. Tabii ki de boşluk doldurmada doğru yanlışta ya da testte takılmış olabilirsin. Hemen karikodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. E takip edeceğiniz yerleri biliyorsunuz. E o zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi bölge nedir dersek bölge yeryüzünün doğal ve beşeri özellikler bakımından çevresinden farklı kendi içerisinde benzerlik gösteren birimlerine verdiğimiz isimdir. Bölge içerisinde farklı özellik gösteren alanlar vardır. Bu küçük alanlara ise biz bölüm diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve biz bölge türlerini genel olarak şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler olmak üzere iki gruba ayırmaktayız. Tabii ki de burada sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleriyle dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelere biz şekilsel bölge diyoruz. Bak bu bölgenin oluşmasında hem doğal özellikler hem de beşeri özellikler etkilidir diyebiliriz. Burada örnek vermemiz gerekirse iklim, bitki, toprak gibi doğal özellikler, yeryüzü şekilleri, doğal afetler bölgesi bunlar doğal şekilsel bölge içerisinde yer almaktadır sevgili dostlarım. Bunun dışında burada tabii ki de başka bölge türü anlamında bir bölge ifadesi var mıdır dersek tabii ki de var. Beşeri kısımda insan faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan bölge türleri yer almaktadır. Burada özellikle sevgili arkadaşlar, ham madde üretim bölgesi, sanayi bölgeleri, nüfus bölgeleri, yerleşme bölgeleri, kültür bölgeleri, siyasi, askeri, ekonomik işbirliği bölgeleri, beşeri şekilsel bölgeler içerisinde yer almakta. Bir de işlevsel bölge var. Hizmetlerin daha rahat bir şekilde ya da bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının daha etkili bir şekilde azaltılması için oluşturulan bölgeler. Hizmet, kalkınma projesi bölgeleri, yönetim bölgeleri ve istatistik bölgeleri olarak ifade edilmektedir. O zaman Bunların hepsini şöyle teker teker güzel bir şekilde parçalayalım. Şekilsel bölgeler içerisinde birincisi doğal şekilsel bölge. Burada da hemen şöyle parçalamamız gerekirse birincisi yeryüzü şekillerine göre bölgeler sevgili arkadaşlar. Burada tabii ki de yeryüzü şekillerine göre engebeli bölge diyebiliriz. Yeryüzü şekillerine göre düz bölge diyebiliriz. Dağ, ova, plato bölgeleri olarak da ifade edebiliriz. Burada örnek vermemiz gerekirse alpimalaya dağlık bölgesi mesela şu çizdiğimiz at alpimalaya dağlık bölgesi içerisine girer. Tibet platosu bölgesi diyebiliriz. Mezopotamya ovası bölgesi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar yeryüzü şekillerine göre oluşturulan bölgeler içerisinde yer almaktadır. İklim bölgeleri iklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı esas alınarak oluşturulan bölge grubudur. Burada da örnek vermemiz gerekirse mesela Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Gine adaları e nedir? Ekvatoral iklim bölgesidir. Akdeniz çevresi, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya'nın güney ve güneybatı kısımları, Şili'nin ortası, Kaliforniya bölgesi iklim bölgesi olarak Akdeniz iklim bölgesidir. Avustralya'nın iç ve batı kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya dediğimiz kısım ise çöl iklim bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. E geldik doğal şekilsel bölgelerden bir diğeri hidrografik bölge. Hidro dediğimiz su, suya bağlı olarak oluşturulan bölgelerdir. Okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışı esas alınarak oluşturulan bölgelerdir. Örnek vermemiz gerekirse Pasifik dediğimiz Büyük Okyanus bölgesi, Akdeniz bölgesi, Mississippi Nehri Havzası bölgesi sevgili arkadaşlar. Buna göre oluşturulan bölge grupları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Toprak bölgesi toprak diplerinin oluşumuna göre oluşturulan bölgelerdir. Mesela burada çarşamba ve bafra ovalarını verebiliriz. Çukur ovayı verebiliriz. Bunlar alüvyal topraklar bölgesi olarak ifade edilebilir. Güney Marmara, Ege, Akdeniz örnek verdiğimiz zaman Tererosa toprak bölgesi olarak düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada tabii ki de iklime bağlı olarak oluşturulabiliriz oluşturulduğu için toprak bölgelerini bilebilmemiz için iklim bölgelerini de bilmemiz gerekmektedir. Bunu da unutmamış olalım genel olarak sevgili arkadaşlar. Bitki bölgesine geldiğimizde ise bitki topluluklarının dağılışı esas alınarak oluşturulan bölge olarak ifade edilmektedir. Örnek vermemiz gerekirse Türkiye'nin orman alanlarının gösterildiği bir bölge. Afrika'daki savan bölgesi, kuzey yarım küredeki tundura bölgesi, tayga ormanları bölgesi bitkiye bağlı olarak oluşturulmuş bölgedir diyebiliriz. Doğal afetler Bölgesi doğal afet türlerinin gerçekleşme derisine göre esas alınarak oluşturulan bölgelerdir. Örneğin Türkiye haritası üzerinde deprem bölgelerini gösterebiliriz. Burada misal İzmir'i örnek verebiliriz, Tokat'ı, Erzincan'ı. Onun dışında Hatay'ı ya da İzmir'i verdiğimiz zaman bunlar ortak anlamda doğal afet olarak deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Ha bunun dışında neyelan bölgesi dediğimiz zaman Doğu Karadeniz'i ele alabiliriz. Kuraklığa bağlı olarak bir afet bölgesi dersek Tuzgölü çevresini örnek alabiliriz. Ya da Afrika'daki kuraklık bölge lerini bunlar genel itibariyle doğal afet bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Beşeri şekilsel bölgedeki temel mantığımız nedir dersek sevgili arkadaşlar tabii ki de beşeri özelliklere göre oluşturulmuş bölgeler. Burada birincisi ham madde üretim bölgesi. Bak bunu kim üretiyor? İnsan ürettiği için beşeri şekilsel bölge içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Burada tabii ki de ham madde üretiminde ne var? Tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri, ormancılık, balıkçılık, avcılık faaliyetleri ve madencilik faaliyetleri. Bunlar ham madde üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkar. Örneğin dünyadaki petrol üretim bölgeleri, doğalgaz üretim bölgeleri, tarımsal faaliyetlerde pirinç, mısır, buğday üretim bölgeleri, hayvancılık faaliyetlerinde küçük büyükbaş hayvancılık faaliyetleri bunlar ham madde üretim bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi bölgeleri sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlardaki oluşturulan bölgelerdir. Burada özellikle Batı Avrupa'yı, Güney, Güney Asya ve Amerika'nın kuzey kısmını örnek verebiliriz. Nüfus bölgelerinde yoğun nüfuslu ve seyrek nüfuslu bölgelere örnek verebiliriz. Edebiliriz. Nüfusun özellikle sevgili arkadaşlar Güney, Doğu Asya'da ya da Batı Avrupa'da yoğun olduğunu... ...ve bu alanların yoğun nüfuslu bölgelere örnek verebileceğimiz kısımlarını... ...Afrika'nın kuzeyi, Avustralya'nın iç kısmı ve Sibirya dediğimiz alanın da... ...seyrek nüfuslu bölgelere örnek verebileceğimiz alanlar olduğunu ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik yerleşme bölgeleri. Tabii ki de yerleşme bölgeleri ya da yerleşim bölgeleri. Yerleşme tipleri ve bunların özellikleri esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Burada dağınık dokulu yerleşmeler, toplu dokulu yerleşmeler diyebiliriz Türkiye ölçeğinde. Ya da Avrupa alanında, dünya alanında kentsel ve kırsal yerleşme bölgeleri diyebiliriz. Bunlar bu şekilde oluşmuş yerleşme bölgelerine örnek verebileceğimiz unsurlardır. Kültür bölgeleri dediğimiz zaman insan topluluklarının dil, din, ırk veya etnik kültürel özellikleri esas alınarak oluşturulan bölgelerdir. Mesela Batı kültür bölgesi, Latin Amerika kültür bölgesi, Afrika kültür bölgesi, İslam kültür bölgesi, Slav Rus kültür bölgesi... ...kültür bölgeleri anlamında oluşturabileceğimiz bölgeler içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri. Tabii ki de ülkeler arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik amaçlarla oluşturulan işbirliği bölgeleri esas alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Mesela karşımızda D8'i görebilmekteyiz. Gelişen 8 ülke. Nijerya, Mısır, Türkiye, onun dışında sevgili arkadaşlar Bangladeş'i, İran'ı örnek verebiliyoruz buraya. Onun dışında Avrupa kısmında Avrupa Birliği'ni örnek verebiliriz. Gene Avrupa anlamında NATO'yu örnek verebiliriz. Ya da Kuzey Amerika anlamında NAFTA'yı örnek örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar genel itibariyle siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri olarak ifade edilmekte. İşlevsel bölgeler dediğimiz zaman bir hizmet bölgeleri. Burada ne var dediğimiz zaman eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, iletişim, ticaret, pazarlama, turizm gibi hizmet veren özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmek ve denetleyebilmek amacıyla ülke çapınızında oluşturulan bölgelerdir. Burada mesela ne var dersek bir kargo firmasının dağıtım bölgelerini örnek verebiliriz. Devlet Su İşleri Bölgesi'ni, Meteoroloji Bölgesi'ni, Karayolları Genel Müdürlüğü bölgelerini hizmet bölgeleri olarak örnek verebiliriz. Kalkınma projesi bölgeleri ise bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının en asgari düzeye indirilebilmesi için o oluşturulan bölgelerdir. Burada mesela Konya Ovası Projesi Bölgesi, Zonguldak Bartın Karabük Projesi Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi ya da Doğu Karadeniz Projesi, Yeşilırmak Havzası Gelişimi Projesi Bölgeleri bölgesel kalkınma projeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetim bölgeleri ya da yönetsel bölgeler nelerdir dediğimizde ülkenin siyasi olarak oluşturduğu yönetim bölgesidir. Mesela Almanya'daki eyaletler bölgesi, Türkiye'nin illeri, illerin ilçeleri ve yönetim iyim bölgeleri olarak düşünülebilir sevgili arkadaşlar. İstatistik bölgesi ise tüyün oluşturmuş olduğu veriler eşliğinde oluşturulan bölgelerdir. Mesela bu harita üzerinde görebilmekteyiz. Mesela Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu istatistik bölgeleri olarak ifade edilmektedir diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar amaçlarına göre bölge sınırlarına baktığımız zaman bölge sınırları değişir mi dersek Tabii ki de değişebilir. Nasıl dersek? Bakın dikkat edin. Şekilsel bölge kriterlerinden olan bakın unutmayın doğal özelliklerin pek çoğunun sınırları kesin değildir. Bunları belirlemek oldukça güçtür. Örnek vermemiz gerekirse ekvatoral iklim bölgesi mesela Brezilya'nın sınırlarıyla örtüşmez. O yüzden bunu net bir şekilde sınırlarını belirtmek pek mümkün değildir. Ama beşeri kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları daha belirgindir. Mesela burada Kanada, ABD, Meksika'yı vermiş olduğu bir bölgüt var. Kuzey Amerika Ticaret Örgütü diye geçer. NAFTA sevgili arkadaşlar. Mesela bunun sınırları net bir şekilde belirtilir. Ya da ticaret bölgesi, sanayi bölgesi bunların sınırları daha belirgindir diyebiliriz bunu unutmayalım. Bununla birlikte şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları zaman içerisinde değişir. Bu değişim doğal kriterlere göre oluşturulmuş bölgelerde güçtür. Beşeri bölgelerde ise daha hızlıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Nasıl? Karşımızda bir harita var ve harita içerisinde NATO bölgesini vermiş bize ve farklı renk tonları kullanmış. Mesela mavi ile göstermiş olduğu alanlar sevgili arkadaşlar 1949 yılında NATO'ya üye olan ülkeleri göstermekte. Kanada'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Portekiz'i, Portekiz dışında sevgili arkadaşlar Fransa'yı 1949 yılında NATO üye olan bölgeler olarak ifade edebiliriz. Daha sonraki süreçte mesela Türkiye 1952 yılında örgüte üye olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şunu unutma şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Ama doğal kriterleri göre oluşturulan bölgelerde bu değişim çok daha düşüktür diyebiliriz. Geldik şimdi etkinlik kısmımıza. Benim karşımda bir harita var. Ne haritası bu sevgili arkadaşlar dersek tabii ki de bu harita iklim haritası. Hemen birinci soru işareti kısmımızı şöyle kaldırıyorum. Burada biz neleri belirlememiz gerekiyor? Bana demiş ki Akdeniz iklim bölgesi hemen atlasları açın. Ya da şuradan sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan biraz önce size göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bakın burada harita alanlarımız var. Bölge kavramları ile ilgili buralardan da beni güzel bir şekilde takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben şöyle şuradan takip edebileceğiniz kısımları 144, 146, 148, 150, 152. sayfa bu satır aralıklarında burayla ilgili etkinlikleri de bulacaksınız. Peki Akdeniz iklim bölgesine nereler dahil olacaktır dersek? Akdeniz çevresi dahil olabilir. Burada mesela ülke belirtmem gerekirse İtalya'yı örnek verebilirim. Onun dışında mesela burada Türkiye'yi örnek verebilirim. Türkiye dışında mesela şurada nereye örnek vereceğiz sevgili arkadaşlar? Fransa'ya da İspanya'yı örnek verebiliriz. Akabinde böyle bak şuraya geliyorum burası kim? Güney Afrika Cumhuriyeti. Bunu örnek verebilirim. E buraya geldim Şili'nin ortası sevgili arkadaşlar. E buraya geldim Avustralya. O zaman bu alanları verdiği zaman iklim bölgesi olarak Akdeniz iklim bölgesidir diyebilirim. Geldik ikinci soru işareti kısmımıza. O okyanusal iklim bölgesini vermiş. Okyanusal iklim bölgesi bakıyorum bak hemen mavi renk tonu gördük. Mesela bu alanda nereye örnek vermiş? Yeni Zelanda'yı örnek vermiş. Yani bu alan okyanusal iklim bölgesi içerisindedir. Avustralya'yı gene buraya yazmıyorum sevgili arkadaşlar. Batı Avrupa mesela burada kimi örnek verebiliriz? İngiltere'yi örnek verebiliriz. İngiltere dışında mesela Almanya'yı örnek verebiliriz. Almanya dışında mesela şurada Fransa'yı örnek verebiliriz. Hoba bak Şimdi iki alanda da Fransa var mı? O zaman şunu düşünebiliriz. Fransa'nın mesela güney kısmında Akdeniz iklim bölgesi, e kuzey kısmında okyanusal iklim bölgesi görülüyormuş. Yani birden fazla bölge içerisinde yer alabilir. Mesela burada neresi var dersek Amerika Birleşik Devletleri var. E bu alanda kim var dersek Kanada'yı da bu alana örnek verebiliriz. Bu alanlarda okyanusal iklim bölgesi olarak ifade edilebilir sevgili dostlar. Geldik iklim bölgeleri içerisinde bir diğer soru işareti kısmı çöl iklim bölgesi. Bak nereyi görüyorum şurada? Hemen çöl iklimini de şöyle renk tonunda eşleştirelim sevgili arkadaşlar. Şöyle eşleştiriyoruz. Burası neresidir dersek tabii ki de burası Avustralya sevgili arkadaşlar. Devam ettim mesela bak burada güzel bir alan var. Burası neresidir dersek Namibya diyebiliriz. Devam ediyorum bak mesela şu alanda bir yer görüyorum. Şili dediğimiz alan sevgili arkadaşlar. E bu alanda da var. E burası neresi? Amerika Birleşik Devletleri güzel güzel alanı işaretleyelim. Mesela Suudi Arabistan, Umman, Yemen hattını da örnek verebiliriz buraya. Akabinde Afrika'nın kuzeyinde Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Libya'yı, Mısır'ı örnek verebiliriz. Biz kime örnek verelim? Fas'ı örnek verelim sevgili arkadaşlar. Bakın mesela soru ifadelerinde böyle alanlar gelir ve bu alanlar içerisinde oluşturabileceğimiz bölge kısımları e, bunlardır diyebiliriz. Tabii ki de farklı bölgelerde oluşturabiliriz. Mesela sert karasal iklim bölgesinde Rusya örnek verebiliriz. Norveç, İsveç, Finlandiya örnek verebiliriz. Kanada, Yalaska'yı ya örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik. Bitki örtüsü harita ile ilgili oluşturabileceğimiz bölgeler. Nelermiş? Şöyle bir bakalım. Yağmur ormanları bölgesi diyor. Ben hemen şöyle lejant kısmından tropikal ormanları alıyorum. Yeşil renk tonunun bulunduğu alan. E burada kim var dersek Amazon havzasını alabiliriz. Brezilya'nın bulunduğu alanı alabiliriz. Kongo havzasını alabiliriz. Burada nereyi alabiliriz? Malezya'yı alabiliriz. ...Endonezya'yı alabiliriz ve hemen onun yanında Gine Adaları'nı alabiliriz. Yukarı kısımda da Filipinleri falan alabiliriz. Sıkıntı yok sevgili arkadaşım. Geldik bir diğer Tayga Ormanları bölgesi. Tayga Ormanları'na bakıyorum. Bunlar iğne yapraklı ormanlar sevgili arkadaşlar. Burada vermiş mesela şu renk tonunu. Sibirya'yı örnek verebiliriz Tayga Ormanları bölgesine. Onun dışında Kuzey Avrupa'da Norveç'e örnek verebiliriz. İsveç'e örnek verebiliriz. Finlandiya'yı örnek verebiliriz ki... Bu alan İskandinav yarımadası olarak geçer tam şu kısım. E burada kim var? Kanada var. E Kanada dışında hemen şöyle yanına da geliyorum. Bu alanda neresi var dersek Alaska olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soru işaretimiz daha. Çöl bitki bölgesi. E çöl iklimini bildiğimiz alanlar vardı değil mi? Mesela biraz önce nereyi söylemiştik? Avustralya'yı söylemiştik. Burasını örnek verebiliriz. Onun dışında Kuzey Afrika'yı yazıyorum ben şuraya. Burada kim var dersek Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır hattı var. Arap Yarımadası'nı yazabiliriz. Arabistan, Umman, Yemen hattını şöyle Yarımadası diye yazalım. Orta Asya'yı yazabiliriz sevgili arkadaşlar. O yüzden burada Gobi, Karakum, Kızılkum, Taklamakan çölleri görülmekte. Burada Namibya'yı, burada Şili'yi, burada da Amerika Birleşik Devletleri'ni çöl bitki bölgesi içerisine yazabiliriz. Geldik yeryüzü şekillerine göre bölgeler oluşturabileceğimiz bölgeler. Dağlık bölge diyor sevgili arkadaşlar. Burada nereyi oluşturabiliriz dağlık bölge için dersek? Himalaya dağlık bölgesi diyebiliriz değil mi? Tam şu alan mesela. Himalaya dağlık bölgesi diyoruz. Peki Himalaya dağlık bölgesi içerisinde kim var dersek? Tibet var. Çin'in bulunduğu alan. Pakistan var. Hindistan var. Nepal var sevgili arkadaşlar. Bunun dışında mesela şuraya geldiğimiz zaman kayalık dağlık bölgesi diyebiliriz. Ant dağları dağlık bölgesi diyebiliriz. Alplerin dağlık bölgesi olarak ifade edebiliriz. Bak burası kayalık dağ dağlık bölgesi. Burası Ant Dağlık Bölgesi. Burası da Alp'ler Dağlık Bölgesi olarak ifade edilebilir. Burada mesela Şili var, Peru var, Bolivya var sevgili arkadaşlar. Burada Kanada var ve Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika yer almakta. Haberimiz olsun. Geldik şimdi düz, ovalık bölgeler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ovalık bölge dediğimiz zaman nereyi alabiliriz dersek şöyle bir düşünün sevgili arkadaşlar. Burada mesela Tibet platosunu plato alanı olarak, ovalık bölge olarak ifade edebiliriz. Onun dışında mesela Batı Avrupa'yı ovalık bölge olarak, düz bölge olarak ifade edebiliriz. Sibirya'yı mesela plato anlamında düz bölge olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları da öyle yazmış olalım. Geldik bir diğer haritamız. Güzel bir harita var karşımızda. Peki bu ne bölgesi olarak geçiyor? Petrol bölgesi olarak geçiyor. Verebileceğimiz örnekler içerisinde mesela bu alan var. Bu alan neresidir dersek sevgili arkadaşlarım. Bu alan Latin Amerika'da Venezuela olarak karşımıza çıkmakta. Dünyanın en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu alanların başında geliyor. Bunun dışında Suudi Arabistan'ı bu alana örnek verebiliriz sevgili dostlarım. Bak kuzeyde mesela Kanada'yı örnek verebiliyoruz. Onun dışında güneyde Brezilya ...Rusya'yı örnek verebiliyoruz. Devamında Rusya'yı örnek verebiliriz sevgili dostlar. Geldik bir diğer bölgemiz. Neymiş bu? Doğalgaz bölgesi olarak geçiyor. Bak gene gözüm nereye aradı burada? Amerika Birleşik Devletleri ile güneye geliyorum. Venezuela'yı arıyor sevgili arkadaşlar. Burada gene Nijerya'yı da görebilmekteyim. Gine Körfezi'nin bulunduğu alanda. Şu alanda Rusya'yı görüyorum. Devamında mesela şurada kimi gördük? Çin'i gördük sevgili arkadaşlar. Bu da doğalgaz bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta. Geldik bir diğer bölge. Beşeri özelliklerine göre yoğun nüfuslu bölge. Güney Asya'da Hindistan'ı örnek verebiliriz. Bakın tam şu kısımda yoğun nüfuslu bölge. Bu alanda Çin'i örnek verebiliriz. Hemen Doğu Asya kısmında Japonya'yı örnek verebiliriz. Gine Körfezi'nin bulunduğu alanda Nijerya'yı örnek verebiliriz. Bak Batı Avrupa'yı da genel itibariyle örnek verebiliriz. Yoğun nüfuslu bölgeyle alanlarına diyebiliriz. Geldik Seyrek nüfuslu bölge. Burada nereye örnek verebiliriz dersek o Orta Asya'yı örnek verebiliriz. Sonuçta çöl iklim bölgesi. Sibirya'yı örnek verebiliriz. Soğuk iklim bölgesi. Kuzey Avrupa'yı örnek verebiliriz. Soğuk iklim bölgesi. Kanada ve Alaska'yı örnek verebiliriz. Soğuk iklim bölgesi olarak ifade edilir. Amazon havzasında örnek verebiliriz. Seyrek nüfuslu bölgeler içerisinde yer almakta. Geldik şimdi Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz sorumuza sevgili arkadaşlar. Soru bize ne diyor? Doğal koşullara bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırları uzun süre değişmez. Evet biliyoruz bunlar doğal şekilsel bölge içerisine girer. Buna göre bölgelerinden hangilerinde sınırlar kısa sürede değişebilir? O zaman bu doğal şekilsel bölge içerisinde yer almayacak. Bakalım şöyle. Akdeniz iklim bölgesi doğal şekilsel bölge içerisinde yer alır ve sınırlar uzun süre değişmez. O zaman bu gitti. Avrupa Birliği bölgesi sevgili arkadaşlar beşeri şekilsel bölge içerisinde yer alır. Bunun sınırları uzun süre içerisinde değişir tabii ki de bölgeye yeni ülke eklenebilir. Sınırlar değişir. Karaçam Ormanları bölgesi doğal şekilsel bölge sınırları içerisinde yer alır. Bunun da sınırları uzun süre süre değişmez diyebiliriz. Bize soruda sınırları kısa süre içinde değişebilir diyor. O zaman yalnız 2 ile sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Dünyadaki bölge türleri. Yani doğal şekilsel bölge, beşeri şekilsel bölge, işlevsel bölgeler. Bunlar nelerdir? Bunları biraz açtık. Daha sonraki süreçte haritalarla ilgili bunlarla birlikte oluşturabileceğimiz bölgelere ait dünyaya ilgili örnekleri öğrendik diyelim ve yorumlarınızı önemsiyoruz dedik. Videolarımız sizler için yararlı oluyor mu sevgili arkadaşlar? Lütfen bunları yorumlar kısmına belirtmenizi istiyorum. Onun dışında bize öneri tavsiyeleriniz varsa hem bu dönem için hem bir sonraki yıl için bunlarla ilgili mutlaka cevapları da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki sayfamızda ödüllü soru var. Cevapları yorumlar kısmına bekleyip videomuzu da like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Geldik karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.